Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size karın bölgesini eritecek mükemmel bir hareket göstereceğim. Bu konuda oğlum Poyraz bana yardımcı olacak. Poyraz iyi sen bizlere dönüşünü. Kutluyu gitme. Evet arkadaşlar ben de bacaklarımı Poyraz'ın omzuna koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Hareket şu arkadaşlar. Hareket bu. Böylelikle Poyraz'a yaptığımız kışkırtma yerine varıyor. Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Poyraz sanırım bayıldı. Bu nereden çıktı lan? İkinci el aldım baba, nasıl? Nasıl aldın? Parayı nereden buldun? Bunlar hem bunun koltuğu bile yok. Nereye oturacak? Baba skuter, oturmadan da sürebiliyorum. Oturmadan da sürebiliyormuş. Oğlum senin kafan çalışmıyor mu? Niye gidip burada mal alıyorsun? Niye orada olsun baba bak, motoru bile var. Çalışmıyor bile. Ulan parana yazık, parana. Çalışmıyor ya. Baba ben kendi paramla almadım ki. Nasıl kendi paranla almadın? Kimin parasıyla aldın? Belki birazcık senin parandan kullanmış olabilirim baba. Benim param mı? Evet. Nasıl oğlum? Dizayn güzel mi? Beğendim baba, beğendim. Babacım patates nasıl? Güzel baba, güzel. Eti beğendin mi eti? Beğendim baba, beğendim. Kolan soğuk değil mi Poyraz? Yeter baba, bir yemek söyle. Sormadığın şey kalmadı. Hı? Kızım, hava o kadar sıcak değil. Git üstüne bir şey al. Baba, hava 50 derece. Ne sıcak değili? Al diyorum kızım. Zatüre mi olacağım benim başıma? Biraz büyük lafı dinleyin ya. Kendi başınıza buyruksunuz. Ne alakası var baba? Hem sen için atlet giydin mi? Hı? Öykü, senin canın mı sıkkın? Bana mı öyle geliyor? Yok baba. Gayet iyiyim. Düşünüyorum. Lan yoksa sevgili mevgili. Canını sıkan biri mi var? Yok baba valla. Öyle düşünüyordum sadece. Bak bir sorun varsa çağır konuşalım. Medeni insanlarız ne de olsa. Baba konuşacak bir şey yok ki. Hep sen neyi konuşuyorsun? Kiminle konuşuyorsun? He, tamam kızım konuşmayız. Sen onu çağır. Biz onu bir dövelim. Hı? Kırmızı istiyorsa ona göre. Evet arkadaşlar, Poyraz ilk defa ejder meyvesi yiyecekmiş. Çocuk bakalım. Geldi. Konuş anneciğim. Tadına bakacağız şimdi. Tadına bakalım, tadı nasılmış arkadaşlar. Eğer biz beğenirsek size de tavsiye edeceğiz. Onla ejder. Tadı nasıl anneciğim? Güzel güzel. Güzel mi? Ha, tavsiye ediyor musun? Abla bedava. Hayır arkadaşlar. Evet. Yani ben tadıma göre uygun değil. Yani her damak tadına uygun değil, değil mi? Boşuna mı aldın diyorsun? Evet, 10 lira boşa gitti. 10 lira mı verdin sen ona? Evet. Hadi gidelim. Ya arkadaş deli olacağım. Koyduğum bir şeyi de bir yerinde bulayım ben kadın. Ne oldu ya? Koyduğun neyi bulamadın sen? Jöle mi? Jöle mi? Ya ne jölesi? Senin kafanda saç mı var? Ne yapacaksın sen jöleyi? Kızım ben saç jölesi değil, meyveli jöle aldım yemek için, onu bulamıyorum. Hı? Baba bak kılıç gibi bir şey buldum, hadi gel oyun oynayalım. Yok oğlum yok, sen rahat durmayıp bir şey kıracaksın, sonra annem bana patlayacak. Tamam baba, bir şey olursa suçu ben kendi üstüme alacağım, anneme hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam babacığım, ne oynayacağız? Baba kılıç kalkan oyun oynayacağız, ya Allah! Ulan ben sana demedim mi? Kim neyi kırdı yine? Vallahi senin oğlum kılıç kalkan oyun oynarken pat camı kırdı. Neden suçu çocuğun üstüne atıyorsun? Bak çocuk masum masum yatıyor. Lan o seni görünce yalandan yattı. Ne oldu anne ya, bir şey mi oldu? Yok annem yok. Sen yat, senlik hiçbir şey yok. Gördün bak gördün mü ne yaptı? Sus. Hala da uzatıyorsun. Mazlum çocuğum, hiç suçu bile yok. Mazlum çocuğum, sen çok mu saf ve temiz bir insansın? He? Ne yapıyorsun oğlum sen? Suçumu tarıyorsun baba. Kedi tarayla mı tarıyorsun saçını oğlum? Baba, kedinin tarağı beni neden taramasın? Doğru, sen de bir hayvansın. He? Üzmülü mesle, üzmülü mesle. Oğlum o topu salonda oynama lan, bir sakatlık çıkaracaksın şimdi. Sıkıntı yok baba, ben Lionel Messi'yim. Lionel Messi'ymiş. Bak oğlum elimde çay var, sakın sıkıntı olmasın ha. Messi, çıktım. Allah! Yardım anam, yardım anam. Ulan sen beni yaktın. Ben şimdi seni yakmaz mıyım ha? Sarılık olmadı. Anam yandım. Asıl ben yandım. Yaprak tıman getir.
Sen ne yapıyorsun sabahtandır ben seni arıyorum. Beni niye arıyorsun anne? Ben mahalledeyim. Mahalledeymiş. Bunu nereden buldun oğlum? Bu kimin? Arkadaşımdan ödünç aldım anne. Sürüp vereceğim. Oğlum bizim haberimiz olmadan onun bunun eşyasını nasıl alıyorsun? Çabuk götür aldığın yere bırak gel oğlum. Üf zaten çalışılıyor. Bu çocuk beni öldürecek. Baba sana zahmet şuradaki yazdıklarımı alır mısın bana? Yulaf ezmesi, süt, yoğurt. Ne bu kızım bunlar? Baba çok kilo aldım. Acil rejime başlıyorum. Kilo almam bir dert, rejim yapmam bir dert. Bir sürü masraf ya. Bu ne kızım? Hani sen rejim yapıyordun? Baba, yulafla yoğurtlamadan ben nasıl rejime başlayayım? Aç kalarak kızım, aç kalarak. İnsan gibi de yemiyorsun. İnsan 7 tane poğaça birden yer mi ya? Ne bu ilaçlar? Eczaneyi mi soydun? Eczaneyi soydum. Görmüyor musun? Hastayım. Zaten senin yüzünden ben de hasta oldum. Bak burnumdan konuşuyorum. Asıl ben senin yüzünden hasta oldum. Ya sen benim yüzümden nasıl hasta oluyorsun? İlk hastaneye giden kim? Ben gittim. Bak kendi ağzınla söylüyorsun. Hastaneye doktora giden sensin. Ben hastaneye mi gittim ki hasta olayım? Senden bana bulaştı. He? Oğlum kestir şu saçlarını artık ya. Baba niye kestireyim ya? Ne kadar güzel duruyor işte. Bok duruyor. Her yere saç dökülüyor. Kıçımıza kadar saç dolduk. Baba sen kelsin diye beni kıskanıyorsun ya. Saçma sapan konuşma mal herif. Hem maden olan dağda ot bitmezmiş. He? Baba benim doktora gitmem lazım. Yok oğlum bir şey. Yat uzan iyileşirsin. Baba ilaç kullanmadan nasıl iyileşeyim ben ya? Oğlum ilaç içilmeden de hastalık atlatabilir. Annen nane limon kaynasın, ihlamur iç. Bunlar doğal antibiyotik. İnsan evladını hastaneye götürmez mi ya? Oğlum şükür durumun iyi ya. Hastaneye götürülecek bir şey yok ki. Of anne neredesin ya? Buradayım oğlum ne oldu? Babam hiç bizi sevmiyor. Hastaneye bile götürmüyor anne. Olur mu oğlum öyle şey? İşin üç yüzünü bilmiyorsun. Konuşuyorsun öyle. Neymiş anne üç yüzü? Babanın sigortası yok. Devlet hastanesi de bakmıyor. Özel hastaneye de gücümüz yetmiyor oğlum. Hadi ya. Ben de babam çok kötü davrandım. Git affettir hadi kendini. Ben de nane limonu kaynatayım. Baba daha yeniki hareketim için senden özür dilerim. Önemli değil babacığım. Önemli değil. Al oğlum nane limonun hazır. Bir insana hastalık değil. Zayıf aile bağları yıkar. Gel canım gel. Oğlum ben sana balkonda top oynama demedim mi lan? Dediğin. Niye oynuyorsun be oğlum o zaman? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bana niye soruyorsun o zaman baba? He? Oo hoş gelmişsin nereye elini öpeyim. Dur ya dur. Tamam. Teşekkürler dede. Oğlum terbiyesizlik yapma lan. Geri ver parayı. Dedem veriyor baba. Ayıp oğlum ayıp. Ne ayıp torba aşık vermeyeyim mi? Dayıcığım sen ne zaman gidiyorsun? Tabii kaçayım buradayım. Oğlum versen şu 200 bakayım. Niye baba? Oğlum sen 200 lira parayı ne yapacaksın? Açlık yapacağım baba. Açlık yapacakmış. Al şu 20 lirayı sen. Ama 200 baba. Ulan sabah akşam yiyorsun. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyor mu? Of ya gidip dedeme diyeceğim şimdi seni. Hele git söyle de alayım o telefonu elinden senin. Öyleyse 50 lira ver. Seni pazarlık çıkmıştı. Al şu 30'u. Sen kime çektin böyle ya? Hı? Canım sen benim tek torunumsun. Biliyorum dede. Benim dedem 36 torunu vardı. İşten en çok beni severdi. Hı, 36 mı? Seni nereden sevebiliyorsun? Çünkü hepsi gurbetteydi. Tek bir ben vardım yanında. Desene. Seni çaresizlikten sevmiş dede. Ya yavrum şu saçlarım çok dağınık ya. Bir el atar mısın? Ya bir git başımdan. O saçlara ben hiçbir şey yapamam. Niye? Kocandan mı tiksiniyorsun sen? Ne alakası var canım? O saç senin değil ki. Ya sonuçta benim kafamda. Ben senin kocanım. Kusura bakma. Tikim var benim. Protez dişi. Protez saça asla dokunamam. Ya öyle. Ben de kuaföre giderim o zaman. Git. Senin paran çok. Giderim tabii. Ne oldu ısırma saçlarına? Berber böyle daha karizmatiksin dedi. Ben de attım anasını satayım. Niye ben dediğimde atmadın peki? Ya yavrum, Asuman profesyonel. Sen ev hanımsın. Asuman da kim? Bizim berberin yeni çırağı.
Öyle mi? Gel lan buraya. Oğlum o çiğ köfte yenir mi ya? Ne olduğu belli değil. Ben çok sevdim ama. Oğlum o bildiğin bulgurla çiğ köfte mi sanıyorsun sen onu? Baba insan aç olunca bir de yer. Doğru, mide mide değil çöp kutusu sanki. Hı? Ver lan o telefonu bana. Baba işim var, telefonu ne yapacaksın ya? Ne yapacağımmış? Ver şunu. Beni ne diye kaydettin ona bakacağım. Bu ne lan? Beni peder diye kaydetmişsin. Oğlum ben imam mıyım? He? Baba bana tavuk peder söylesene ya. Ne tavuk peder lan? Kaplıklardan bir şeyler arasında ye kendine. Baba maçlarım görmüyor musun? Enes'le oyun oynuyoruz. Ne maçıymış lan o? Sen yine oyun mu oynuyorsun yoksa? Turnuva aydan önce. Turnuva çok önemli. Çok önemliymiş. Dersleri düşünmeyin. Anca oyun oyun. Kalkın mutfağa geçin, yemeğinizi orada yiyin. Ben aç değilim Aydar amca. Ben de doydum abi, ben de doydum sayende. İyi var, ben de bir an üzülüp size yemek söyleyecektim. Allah'tan tokmuşsunuz, boşu boşuna dert ediyorum kendime. Oğlum, hep böyle kuru kuru yeme, sıvı şeyler de tüket. Bana diyeceğine yemek yapsana, eve geliyorum yemek bile yok evde. Öyle deme anneciğim, öyle deme, burnundan gelir. Ne olmuş bugün işim vardı yemek yapamadıysam? O zaman niye böyle kuru kuru yeme diyorsun anne? Oğlum ben kolayla yiyesin diye dedim, kuru kuru gitmez diye. Anne, bugün sesem mısın? He? Haydar, ben oğlumu bedelli askerlik yaptıracağım. Hayırdır yavrum, miras mı kaldı bir yerden? Ne mirası? Ne diye o zaman oğlumu bedelli yaptıracağım diyor? Yaptırmayacak mısınız baba? Bedelli değil oğlum, normal yapacaksın. Ben 18 ay nasıl yaptım? Anne ben sensiz nasıl yaparım? Ben 6 ay oğluma dayanamam. Niye? Benim anam taş mıydı? Ben senin anan gibi taş yürekli değilim. Anamı boşver yavrum. Sen taş gibisin. Çocuk var, nasıl konuşuyorsun öyle? Anne benim bedelli askerlik ne oldu? Babam bilir oğlum. Baba? Gideceksin oğlum. Asker ocağı, peygamber ocağı demişlerdir. Anneme güvenmem hataydı zaten. Öf. He? Anne kahvaltıda ne var? Yumurta, peynir, yağ, süt. Allah ne verdiyse kızım. Yumurta sucuklu mu peki anne? Sucuk çok pahalıydı kızım, alamadım. Olur mu anne ya? Sucuksuz yumurta yenir mi hiç? Çok biliyorsan git çalış al kızım. Benim okulum var anne, ben nasıl çalışayım? Niye kızım? Ben hem çalıştım hem okudum. Anne sen kaça kadar okudun? Orta sona kadar kızım. Bayağı zor olmuştur anne. Gel buraya gel, sen ne demek istedin şimdi? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen? Acıktım, atıştırıyorum baba. Oğlum 3 tane et puf yemişsin. Bir leğen üzüm yemişsin. Bu şimdi atıştırmalık mı oluyor? Baba gencim ben, genç. Yemeden nasıl büyüyeceğim? Ulan ver şunu. Ana satayım, bir de biz yiyelim. Biliyordum ya. Beni oyna bir de et pufumu yedi. Baba ben gitar istiyorum. Tabii babacığım, ben de yeni ev, yeni araba, yeni kar... Oğlum ne diyorsun sen? Ne yapacaksın gitarı? Çalacağım. Çalacakmış. Al oğlum duvarda bağlama var, onu çal. Baba ben gitarist olacağım diyorum, sen bana bağlama diyorsun. Oğlum sen de bağlamist ol, ne var yani? Aynı şeyim baba. Ya ne farkı var oğlum? Biri gitar, biri bağlama. İkisi de telli çalıyor. Hem müzisyen adam enstrüman seçer mi? Seçmez baba, sen beni ne sanıyorsun? Ya sen beni ne sanıyorsun? Para babası mı? Şımarık herif. Yürü lan. Öf ya. Of deme lan babaya. Gitarist olacakmış. Sen önce bağlamacı ol. Kalk Eren, bana su getir. Of ya. Abi elini ayağını tutmuyor mu? Sen kendini alsan suyunu. Lan sen hala burada mısın? Koş koş. Bir babama söyleyeceğim. Selam da söyle bebek amın. Oğlum dersler nasıl gidiyor? İyi gidiyor anne ama matematik bana biraz gizemli geliyor. Neden öyle söylüyorsun? Ne zaman soru çözsem sayılar hep beni aynı sonuca götürüyor. Stres! Ha? Bak babacığım, sana bir baba nasihatı. Her zaman dürüst ol. Baba o zaman bakkalın yanlışlıkla fazla verdiği parayı geri vermem lazım. Ne kadar fazla verdi lan bakkal? Ben ona 20 lira verdim ama bana 200 lira para üstü verdi. Neyse, bundan sonra dürüst olmayı kendine vazife edin. Sen o para üstünü de bana getir bakayım. Ha? Baba bana maklum alsana. Bir maklum ne kadar olur? 25 lira. Bak bir makluma 4 tane ekmek ediyor. Alınır mı?
Hı? Oğlum sıkta çalalım mı? Ne kadar oğlum o sıkta? 12 lira baba ya. Oğlum iki ekmek parası yapma, yazık ya. Baba bir tane cips alır mısın? Ne kadar oğlum o cips? 27 lira baba. Yazık oğlum. 4 ekmek parası ya. Alınır mı? Uf ya. Baba var bir tane çikolata al ya. Oğlum ne kadar o çikolata? Sen boş ver çikolata fiyatı. Sen bana bir ekmeğin fiyatını söylesene. Değişiyor oğlum. Kimi yerde 5,5, kimi yerde 7 lira. Heh, bir ekmek parası alıyor musun? Hı. Baba sana bir IQ sorusu. Bir kulağın olmasa ne olur? Seni iyi duyamam oğlum. Peki iki kulağın olmasa ne olur? Seni iyi göremem oğlum. Baba kulaklarınla gözünün ne alakası var? Oğlum kulaklarım olmadan ben bu gözlüğü nasıl takacağım? Ya bunla. Baba yeni ayakkabılarım nasıl? Getir oğlum getir ağzıma sok. Abartma baba ya ne yaptım sanki? Lan beni kudurtma akşam akşam sen evin içinde ayakkabılarla niye geziyorsun? Baba altı temiz ya bunların daha kirlenmedi ki. Şimdilik öyle oğlum. 2 gün sonra görürüm ben o ayakkabıları. Bende mi yaşanacak baba ya? Tüküre tüküre gençleştiririm ben onu. He? Baba sen bamyayı neyle yersin? Kaşıkla yeriz kızım yemeği neyle yiyeceğiz? Hayır baba kaşıkla değil. Çatalla mı yiyoruz yoksa? Çatalla da değil baba. Çatalla değil kaşıkla değil. Biz bu yemeği neyle yiyeceğiz kızım peki? Ekmeğiyle baba banarak baba banarak. Baba bana okul çantası lazım anladın mı? Bakayım baba. Oğlum dandik bu hemen yırtılır ya. İyisini alacağım ben sana. O zaman bunu alalım. Yavrum burada dandik aynı. Tamam baba şimdi getireceğim zaten sana çantayı. Ne yapıyor bu çocuk? Al baba en sağlam çantayı getirdim. Sen şimdi ciddi ciddi bununla okula mı gideceksin? Okul çantasında sağlamlık arıyorsan en sağlamı bu. Hı hı. Oha martı. Bileceğim üstüne vuracağım kırbacı. Haydar önden nereye gidiyorsun çocukları benim yakama bırakıp? Ya ne yapayım yavrum kucağımda mı taşıyacağım? Senin yanında geliyorlar işte. Durmadan bir şey istiyorlar. Benim ömrümü yiyorlar. Bak dur oğlum dur. Yapacak bir şey yok yavrum. Bunlar ana kuzusu. Nasıl doğurduysan öyle de bakacaksın. Öyle mi? He, ben bunları babamın evinden mi getirdim? Al çocukları ben babamın evine gittim. Baba Allah'ım sen bizi bırakmıyorsun. Yaprak ben bir hata yaptım. Sen yapma karıcığım. Oyraz bisiklet sürmen için sana kask aldım. Ben o kaskı takmam ya. Oğlum artık kasksız bisiklet sürmek yasak. Trafiğe çıkamazsın. Bu takmam onu ya. Dur da hemen ya. Al. Buraya baba şuraya hemen kalıca benzedim. Çok da yakıştı. Sizce yakıştı mı? Evet arkadaşlar günden 2 tane Hindistan cevizi alıyoruz. Hadi denemeye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi Hindistan cevizini alıp eve geldik. Şimdi arkadaşlar burada delikleri açmamız lazım. Delikleri açtıktan sonra suyunu çıkartacağız. Hadi şimdi denemeye başlayalım. Evet arkadaşlar burada videoyu yazandırdım zamanınızı çalmayayım diye. Delikleri özenle deldim. Ama özenle delmeme rağmen içindeki Hindistan ceviz suyu çıkmadı. Ve bizi çok şaşırttı. Burada babam yardımcı oluyor arkadaşlar bana şimdi. Kırıldı. Evet. Yalnız Hindistan cevizin içinde su çıkmadı. Oo, çöp arkadaşlar. Yaklaş. Bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar aldığım Hindistan cevizi çürük çıktı. Şimdi bunu iade etmeye gidiyorum. Çok kötü kokuyor. Hevesi kursağında kattım. Vallahi parası. Ya. Senin bu oğlun dayısının motorunu kaçırmış. Nereye kaçırmış? Daha kaçırmış. Tövbe tövbe. Ya baba sadece bir tur atayım dedim. Binebildin mi oğlum? Ne diyorsun Haydar? Bu çocuğun motorla ne işi var? Poyraz sen motora nasıl binersin? Hem izinsiz motoru almak nedir? Baba dayın binebilirsin demişti. Yalan Haydar yalan. Ehliyet alırsan binebilirsin demiş. Bak oğlum motor için senin yaşın uygun değil. Birisinin canına yahut malına zarar verebilirsin. Vermiş zaten motoru düşürmüş. Bak şimdi görüyor musun oğlum yaptığın işi? Yazık değil mi dayı? Adam zaten asgari ücretle çalışıyor. Dayısına niye yazık? Asıl sana yazık. Bana mı yazık? Niye? Senin kartınla karşıladık masrafı o yüzden. Ne? Benim paramla mı? Haydar! Haydar! Uçlattık ne zor ya. Hep merdiven çıkıyoruz. Bu kim kızım? Ne bileyim anne kalk baksana. Tabii. Sen benim anamsın ya ben kalkayım kızım sen otur.
Abla market siparişlerinizi getirmiştim de. Sağ ol ablacığım, teşekkür ederim. Tamam mı ablacığım, var mı başka bir şey? Yani o kadar getirdik, bir bahşiş ablacığım. Ya yürü git ablacığım, ne bahşişi ya? Bari kapıyı yüzümüze vurmasaydın be. Baba baba, benim senin dondurmaları aldın mı? Aldım babacığım. Magnum, Snickers, Frigo. Baba ben senden Magnum, Snickers, Bounty istemiştim. Ne fark ediyor oğlum? Bounty yoktu diye ben de Frigo aldım. Olmaz baba ya, videoya uymuyor. Ne videosu oğlum? Hayırdır? Ya babaanne bir tane video var ya. İki tane Bounty, bir tane Snickers, bir tane Biskot Farola, bir tane Doritos Jubon. Thank you. He? Oğlum sana bir IQ sorusu. Bir kulağın olmasa ne olur? İyi duyamam baba. Peki, çift kulağın olmasa ne olur? İyi göremem baba. Oğlum, kulaklarınla gözünün ne alakası var acaba? İki kulağım olmadan gözlüğümü nasıl takacağım baba? Lens takabilirsin oğlum. Ya mına. Lan benim dolaptaki Snickers'ı sen mi yedin? Hayır baba, ben yemedim. Kim yedi peki? Ne bileyim baba. Oğlum evde bir sen varsın, bir de Duman var. Baba Duman neymiş olabilir? Ne oldu oğlum? Poşet burada. Demek ki Snickers'ı sen yedin. Baba vallahi ben yemedim. Buna kim inanır oğlum? Baba. Ama tiramisu mu alalım yoksa cheesecake mi? Hangisi ucuz oğlum? Bar 95 lira. Bu da 80 lira. Bu daha iyi oğlum. Baba aslında bu 100 liraydı. Bu da 80 lira. Ulan beni kandırdı. Kuşka bak. Baba baba para versene, bomba alacağım. Ulan bomba dedim, benim de canım çekti ha. Al hadi, gözüm bir şeyde kalmasın. Eyvallah babacığım benim. Oğlum çabuk git gel, kartı alıp çıkacağım ben. Oğlum kapat şunu lan, başımı şişirdin. Ver şu kartımı. Al baba, çok teşekkür ederim. Sen nerede kaldın? Hani bana bomba getirmedin mi? Hem bu ses sistemi nereden çıktı? Baba işte bomba bu. Bu ne lan? Ne bombası bu? Ses bombası baba. Hani peki İzmir bombası? İzmir bombası mı? Baba çok çikolatalı ya. Çok ağır geliyor, ben sevmiyorum. He? 96 sayfa işini görür müyüm? Görür. Ben hemen mantım alalım ya. Vay paşam. Var mı başka isteğin? Dondurmaymış, bir de maklummuş. Oğlum peki kareli mi olacak, çizgili mi olacak? Kareli olacak baba ya. Var bir cips alalım. Oğlum sen Türkçe biliyor musun? Ben İngilizce de biliyorum baba. What is your name? My name is Poyraz. Şükür İngilizceyi ana dilin gibi konuşuyor. Sağ ol baba sayende. Bir çikolata alır mıyız? Yürü lan sürekli. Yürü. Çikolataymış bile. Ne yapıyorsun lan sen, yine bu bisikleti söküyorsun? Bisikler ses geliyor baba, onu hallediyorum. Ulan şu bisiklet bile gelse var ya, beni Poyraz'ın elinden kurtarın diye yalvarır be. Baba ben malıma bakarım, tamam mı? Sağlamlaştırıyorum onu. Niye bozuyorsun? Niye sağlamlaştırıyorsun oğlum? He? Canım ekmek al da gel. Ekmek mi? Ya bayatlı olsaydı birkaç parça ekmek yok mu? Yok canım. Un varsa hamur yoğuru ver. Onu mu bekleyeceğiz şimdi? Ne kadar zamanını alır ki? Ya ekmek hamurunun mayalanması lazım. En az bir saat sürer. Dayanabiliriz ya. Ya ne kadar eringeç adamsın bakkala gitmemek için. Eringeçmişim. Niye zamanında bu eve ekmek alınmaz ki? Taze taze yemek için olabilir mi? Neyse uzatma, ben giderim. Ya bırak, ben giderim, bırak. Hayır ben giderim, sağ ol. Yavrum ben giderim, tamam bırak. Bu kadar laftan sonra ben giderim. Tamam, gitmene gerek yok. Olmaz, beraber gidiyoruz o zaman. Lan o. Baba bisikleti pompele yağma seti almıştım. Ver sen şunu bir bakayım bana. Kimin parasıyla aldın bunları oğlum sen? Geldiğin okula çıkanı birikliyerek aldım baba. Ben sana günlük ne kadar harçlık veriyorum oğlum? 50 lira baba.
Demek ki 50 lira çokmuş. Bundan sonra kaçtık? 20 lira. Ne 20'si ya baba? Sende 3 bile 30 lira olmuş. Arkadaşlar, bugün öyküyü korkutacağız. Ama balonlar ses çıkmıyor. Baba bana işte bu kadın vurdu. Öyle mi kızım? Ben gider şimdi onun hesabını sorarım. Sen beni burada bekle, tamam mı? Tamam babacığım. Hanım sen benim kızıma mı vurdun? Sizin kızınız da bana kilolu dedi. Yani sen de benim kızımı döverek akıllıca spor mu yapmış oldun? Siz de kızınız gibi terbiyesiniz. Ben kilolu değilim değil mi ama? Helal olsun baba sana. Baba duman cips istiyor, açabilir miyiz? belli bak, duman seni ne hale getirdi. Kedi seni ne hale getirdi bak. Ettiğini buldun işte. Neymiş, kedi cips istiyormuş. Ulan istiyorsan kendi ağzında istesene. Hayvanı da ortak ediyorsun şimdi içine. Bir cipsçi yüzünü gözünü ne hale getirdi seni. Ne yapıyorsun oğlum sen? Dondurma yapıyorum baba. Neyle dondurma yapıyorsun oğlum sen? Elma, süt, dondurma. Yani olan dondurmayı da sen bundan mı ettin şimdi? He? Oğlum hayvana niye eziyet ediyorsun lan sen? Baba ben ona eziyet eder miyim ya? Ben onu çok seviyorum. belli. Sen evine bir geçirse sindiri verecek içine yavrum. O bana bir şey yapar mı babacığım? Oh! He? Nasıl oluyormuş dumanzade seni? He? Öykü bana bir bardak kola getir kızım. Tabii. Pepsi mi, Coca-Cola mı baba? Ne bolluk bu. Coca-Cola olsun. Şekerli mi, şekersiz mi? Şekersiz olsun kızım. Büyük bardakta mı, küçük bardakta mı baba? Normal bir bardakta getir kızım. Soğuk mu, sıcak mı? Çıldıracağım ya. Kızım sen bana su getir, su. Tabii. Çeşme suyu mu, arıtma suyu mu? Bak şimdi seni geberteceğim ha. Silahla mı, bıçakla mı? He? Baba ben telefonu satıyorum. Hayırdır oğlum? Kime satıyorsun? İnternetten ve abiye. O abiyi nereden buldun oğlum sen? Diyorum ya baba, internetten. Peki kime sordun da satıyor oğlum sen o telefonu? Baba sana soruyorum ya işte. Oğlum sen telefonu ilana koymuşsun, alıcı çıkmış, yazışıyorsun. Bana diyorsun ki sana soruyorum. Sormayayım mı baba? Tamam oğlum. Kaça satıyorsun sen o telefonu? 5000'e baba. Ulan ben o telefonu 7000'e aldım. Nasıl 5000'e satıyorsun? Gayet iyi satıyorum baba. Kaça satacağım? Kaça mı satacaksın? Telefonu aldığında dolar 12 liraydı. Aldığın 7000'i 12'ye böl, çıkan parayla da şu anki kur fiyatını çarp, sana çıkacak fiyatı. He? Hiç tutmuyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Telefona bakıyorum baba. Oğlum uzanacak başka bir yer bulamadın mı kendine? Rahatına geldi baba burası. Rahatına gelmişmiş. Gel başımızın üzerine yat ya. He? Poyraz abi bana bisiklet sürmesini öğretir misin? Biraz beklersen işim var. Öğretirim. Çok sağ ol Poyraz abi. Çok sağ ol. Ben çok mu sevindim? Bisiklet sürmenin altın kuralları. Karşıya bakarak süreceksin. Pedala basmayı unutmuyorsun. İyi seyirler. Poyraz abi vazgeçtim, yapma. Çok geç dostum. Ay anne çok dikkat et. Çok sıcak bu çay. Bu mu sıcak? Ver bakayım. Yarı sıcak bunun. Nasıl oğlum? Memnun musun dışarıda bisiklet sürmekten? Ya baba bisiklet değil ki. Parkta oyuncak. Oyuncakmış. Sen onu bisikletin anasını atlatmadan önce düşünecektin. Yok tek teker, yok kaldırımdan atlama. Artık bisiklet benim. Sen bununla idare edersin. Baba ya. Hadi bakalım dışarıda bisiklet sürmek keyiflisi. Ay baba dikkat et, çok sıcak. Ya ver şunu bakayım. Bu mu sıcak? Koca kız oldun, bir bardak çayı getiremiyorsun. Ayıp be. Oğlum sen sürekli kahvaltı mı yapıyorsun? Baba ben erkek. Acıktığım sürece yiyip büyüyeceğim. Ah anama. Sen ne zaman büyümeyi bırakacaksın peki? Baba ben büyüdüm ya artık. Kendi başıma sofra kurup yiyebiliyorum. Büyüdün demek. Bir de elin ekmek tuttu mu deme benim keyfime.
Görmüyor musun baba? Elim ekmek tutuyor ya. He? Günaydın canım. Kolay gelsin. Sağ ol canım, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Yavrum biraz dumanı sevdim de her tarafım tutuyor oldu. Onu temizliyorum. Keşke şu titizliğini arkada toplamakla da göstersen. Ne oldu canım ya? Yine sen sabah sabah tersinden mi uyandın? Doğruları söyleyince ters mi oluyor? Hani evlilikte her şey eşitti? Eşitiz canım, eşitiz. Bak eve ortağız, arabaya ortağız, çocuklar. Yani her şey 50-50. Ya bulaşıklara, çamaşıra, ütüye, temizliğe, çocukların bakımı? Teessüf ederim canım. Ben o kadar açgözlü müyüm? Oradaki tüm haklarımı sana devrediyorum. Hadi kolay gelsin. Ha? Baba sen dondurma yiyorsun. Evet yiyorum. Ne olmuş? Bana almadın mı baba? Ulan her şeye de bir ortak olmayı verin ya. Tamam baba. Ama ben sana hep alıyordum değil mi? Ulan yine duygusala bağladım. Al bari bunu da sen ye. Baba bir senin idine bak. Bir de benim idime bak. Oğlum ben büyük olduğum için büyüyorum. Sen de küçük olduğu için onun yavrusunu yiyorsun. He? Ulan ne güzel püskürdü. Ama son bir tane kaldı. Tadını çıkararak yiyeyim bari. Aram oldu gece. Ne oldu kızım? Boğazına mı kaldı? Değirmen başında vurdular beni. Baba, pikniğe gidelim mi? Ne pikniği oğlum? Bırak evde biraz istirahat ediyoruz. Baba, piknikte daha iyi dinlenirsin. Oğlum, yeşil hava beni çarpıyor. Nasıl çarpıyor baba? Bunun eli ayağı mı var? Oğlum, o sözün gelişi. Çok temiz hava bana iyi gelmiyor. Baba sen evde aldığın okusun kirli mi o zaman? Yani. Burada ne kadar temiz olabilir ki? Ben anneme sorarım şimdi. Anne, sen evi iyi temizlemiyor musun? O nereden çıktı oğlum? Babam senin yüzünden temiz okusuna hasret kalmış. He, babam bu temizliği anasının evinde mi görmüş? Sanırım annem babamı temizleyecek. Oğlum nasıl tek tek arabe baba? Lan ne var onda, onu ben de yaparım. Yapar mısın baba? Ne diyorsun oğlum lan sen? Senin emeklilik geçtin bu yollardan. Biz koşarak geçiyorduk. Atma baba ya. Scooter'la tek tekrar yaparken seni görürüz. Gel yap bakayım bununla bir. Scooter'mış. Seni insanların içinde rezil etmeyeyim. Ya he hadi geç. Yani inle beni rezil et diyorsun. Ederiz oğlum. Ederiz. Hadi bakalım. Acaba becerebilecek mi ki? Hangisin bana artistik yapanlar? He? Allah! Allah baba sen tek teker yapma dedim ama. Detinin de tekerinin de be. Aslanım baba nasıl ne? Merhaba komşu. Merhaba merhaba. Bu aralar çok kilo almışsın kız sen. Sen bana kilolu dersin ha? Öyle olmuyor, biraz hızlandırayım istersen. Ay ay ne yapıyorsun? Ayağımı kıracaksın. Bir şey olmaz olmaz, ben kiloluyum ya. Ha? Ne yapıyorsun oğlum sen? Çok kilom var baba, fitleşmeye çalışıyorum. Ne fitleşmesi oğlum? Zaten çıta gibisin. Baba kilo almam için spor yapmam şartmış. Oğlum sen sabahtan akşama kadar zaten dışarıda bisiklet süren adamsın. Evde niye sürüyorsun? Herhalde bisiklet bağımlısın baba. He? Baba şuna binebilir miyim ya? Oğlum manyak mısın lan? Döne döne midem bulanır. Baba gondola binebilir miyim? Ne gondola oğlum, düşersin. Manyak mısın sen ya? Baba çarpışan arabaya binelim mi? Oğlum çarpışan araba tehlikeli. Vurursun bir yere ağzın burnun kan olur ya. Baba adı üstünde çarpışan araba bu. Poyraz nereye gidiyorsun sen? Sen bindirmiyorsun baba, ben de gizlice biniyorum. Lan gel tamam, para vereceğim, sen şu crazy dansını gel. İşte böyle hocam bak, girelim ha. Tamam babacığım tamam, sen gel. Gitmiyorsun değil mi oğlum? Korkar mıyım baba, hadi git sen. Beynim dönüyor. Beynim mi dönüyor? Evet. Poyraz bak, gece o kadar horluyorsun ki senin yüzünden yatamıyoruz ha. Kesin ben horluyorumdur. Oğlum yalan mı söylüyorum? Sanki evin içinde kompresör çalışıyor ya. Baba benim gibi 13 yaşında çocuk nasıl horlasın? Ben uyuyorum ya. Bu nasıl tıraş lan? Dizo tıraşı baba, dizo.
Hayırdır oğlum? Kimleri dızdıconda dızda tıraşı yaptırıyorsun kendine? Beğenmedin mi sen? Ulan bildiğin eşek tıraşı lan. Bu neyini beğenim ben bunun? Keseler bir şey anlamıyordu ki. Ustura yanlış mırtarak da geçiyor. Kestirmeseydin madem o zaman. Bir kere vurdu usturaya. Nasıl kalkayım bir daha? Büyük lafı dinlemeyen anladın sen onu. Hı? Poyraz gel lan buraya sen gel. Buyur baba. Oğlum sen ödevlerini yaptın mı? Yapacağım baba. Biraz bisiklet süreyim. Lan oğlum önce ödevini yapsana sen. Baba sıcağı sıcağına ödev mi yapılır ya? Niye oğlum? Ağzın mı yanıyor? Lan yemek mi bu? Baba kendimi dersten soğutmayayım diye çok fazla sık boğaz etmiyorum. Oğlum kendine der misin? Her şey zamanında yapılınca güzel. He? Sen çok mu tek teker yapıyorsun? Yok. Bisikletin anasını anlatmışsın. Poyraz ne yapıyorsun sen burada? Tamir yapıyorum baba. Ne tamir oğlum? Senin işin gücün yok mu? Derslerin ödevlerin yok mu? Baba bu da iş. Ekmek parası kazanıyor. Oğlum sana kim ekmek parası kazan dedi? Poyraz abi benim işim var da 200 lira yeter mi abi? Yeter kardeşim yeter. Oğlum o 200 lira ne? Baba dedim ya ekmek parası. Vay benim aslan oğlu. Lan ben sana yarın öbür gün dükkanı da açarım. Okumak da neymiş? Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Aşkım biz çok yorulduk. Bize birer kilo dondurma alıp gelir misin? Dondurma mı? Ulan şimdi bir kilo dondurma Allah bilir ne kadardır ya. Neyse canım. Alayım da geleyim şuradan. Aferin kocuşkum aferin. Anne orada dondurmanın kilo 50 lira. Babam nasıl paraya kıyacak şimdi? Beni de şaşırttı. Dur bakalım gelsin göreceğiz. Aldım canım. Aa bunlar da ne Haydar küçücük dondurma. Ya dondurmanın küçüğü büyüğü mü var? Dondurma dedin aldım işte. Poyraz oğlum git de marketten yumurta süt kabartma tozu al da gel. Oho başka bir isteğin var mı? O nasıl konuşmak anneyle? Al şu parayı bakayım. Anam benim kendime de bir şeyler alabilir miyim? Ne alacakmışsın bakayım kendine? E, kek alacağım anne. Oğlum ben de o malzemeleri kek yapmak için istiyorum zaten. Anne ben paketli ürün alacağım. Seninki açık. Ben açık ürün tüketmiyorum. Ha? Baba 20 lira var mı? 20 lira ne yapacaksın babacığım? Baba sen ne yapacaksın? Özel sen ver 20 lira. Baba kız arasında özel mi olur kızım? Olur tabii baba. Sana ben o zaman 20 değil de 200 lira vereyim. Halam kızın dili tutuldu. Baba baba kargon geldi mi? Aa zil çalıyor. Oğlum nereye gittin lan sen? Teşekkürler teşekkürler. Baba bak kargon geldi. Ya niye bu kadar heyecan yaptın? Ne aldın ki sen? Sürpriz baba. Sen dön arkanı. Allah'ım yarabbim. Tamam baba arkanı dönebilirsin. Poyraz yüzün nerede oğlum? Yüzümü sen varın altına baba. He he. Baba annem evde yok da ben çok acıktım. Para verdi ben çiğ köfte yaptıracağım. Tamam oğlum bak dikkatli git gel. Araçlar kötü. Tamam baba sana da yaptırayım mı? Yok oğlum benim bu ara kiloma dikkat etmem lazım. Bak baba paylaşmam sorun istersen. Tamam dedik oğlum yemeyeceğim. Allah Allah. Oğlum gidip içeride yesene. Baba TV izleyerek yiyeceğim. Çiğ köfte de bayağı güzel gözüküyor ha. Evet baba cidden güzel. Ver de bir ısırık tadına bakayım oğlum. Ben sordum sana istemedin. Ulan sen nasıl evlatsın ya? Babanla ekmeğini bölüşmüyorsun. Daha bu yaşta böylesin. Al baba ya öf. Böyle vereceksen hiç verme. Tamam baba içimden gelerek veriyorum. Heh iyi o zaman. Baba senin yapacağın şey. Yemiyorum hiçbir şeyi. Oğlum gel para vereceğim. Sen kendine yeni yaptır. Abi bu bisiklet satılık mı? Satılık desek sanki parası var. Boyuna da bakmıyor. En iyisi ben bunu bir işleteyim. Ha satılık. Kaç para istiyorsun abi? Sen 100 lira ver yeter. Nasıl olsa seninle 10 lira bile yoktur. Allah abi. Nasıl yani? Sende 100 liranın ne işi var? Ben çalışırım, emekçiyim abi. Al şu parayı. Ben emekçiye bisiklet satmıyorum.
Baba sürprizi unutacaktın, ne oldu? Alacağız oğlum, daha ne oldu? Ben sana söyledim, 2 hafta oldu baba. Daha neyi bekliyorsun? Oğlum, senin unutmanı bekliyorum. Sürprizi kaçmasın diye. Baba, çikolatalı yumurtalı sürpriz yumurta. Ben senden sürpriz istemedim ki. He? Buyur kardeşim, ne vereyim? Abi öyle bir açım ki, ne var sende? Arkadaş, bende beyin var, yanak var, dil var, böbrek var. Sen ne istiyorsun? Abi ben etçilim ya. Yok mu şöyle tavuk döner, et döner? Ya arkadaş, bunlar da et. Abi bu sakat at ya. Arkadaş, sakat at dediysek, sakat at değil. Ya çok da geç kaldık, yürü. Ya yenge söylesene, ben çok utanıyorum söylemeyi de. Bir yemek hazırlasan bana ya. Oğlum neye utanıyorsun lan, yaprak? Bir şeyler hazırla, bu savaş yine aç gelmiş ya. Abi şimdi ne gerek vardı, zahmet verdim. Otur otur, aç olduğunu öğrendik zaten, aç. Bakayım. Ya yenge, sana da akşam akşam zahmet verdim. Öyle ben mi? De bir evlenirim. Geç canım, geç. Haydar, bu nereden çıktı şimdi? Açmış çocuk, ne var? Ne mi var? Ben 4 kişilik yemek yaptım, bu herif bir oturuşta 5 kişilik yemek yiyor. Hadi be. Ne oldu, neden üzüldün? 5 kişilik yemek yediği gün öğlenden beri açtı. Bugün sabahtan beri aç. He? Çok istediğin tamir setini aldım sana. Baba ben bunu ne yapayım? Bebek miyim ben oynayayım? Sen istiyordun oğlum, tamir seti. Baba, ben bisiklet tamiri için istiyordum. Ben bununla bisiklet tamir edemem ki. Sen de tamir edemezsen oynarsın. Nasıl olsa bisiklet de oynayacak, bu da oynayacak. Ustam, ben tavuk döner siparişi vereceğim zoruna. Domates olacak sadece. Soğan kesinlikle olmasın, soğan sevmiyorum. Ustam, bir tane tavuk döner yap, zoruna olacak. İçinde bol soğan olsun, böyle bol, kol gibi. Ya oğlum, sana kartı versem bankadan para çekebilir misin? Çekerim baba. İyiyim adam, ama sakın kartı yutturma ha. Şifresi 69-69. Baba bildiğimiz 69 değil mi? Tövbe tövbe. Ne tövbesi lan? 69 Bayburt'un plaka numarası. Senin aklın nerelere çalışıyor? Tamam baba, bir şey demedik ya. Bak, şifreyi sakın unutup da kartı yutturma. Neymiş şifre? 69-69 baba. Ben bunu ömrüm boyunca unutmam. İyi bakalım, hadi git de gel. Baba, banka şifre hata aldı, kartı aldı. Nasıl olur, benim her zaman kullandığım şifre. Sen ne girdin şifreyi? Senin dediğin gibi baba, 31-31. Benim dediğim gibi mi? Lan sen var ya. Ne bakıyorsun lan? Baba bana da versene, iyiyim ya. Lan var ya, yine insafımla geldi ha. Al. Aslan babam benim ya. Oğlum o kağıdı niye yedin sen lan? Sadece kek yiyecektin. Öyle tadı çıkmıyor baba. He? O dondurma ne lan? E baba, dondurma aldım yemek için. Ya siz sadece kendinize mi Müslümansınız? İnsan babasını da düşünmez mi? Baba param buna etti, ne yapayım? Ver şunu, ben ucundan biraz ısırayım. Baba bak, az ısır, yoksa bozuşuruz. Emredersin beyefendi. Ya bu ne minnacık dondurma almışsınız ya. Baba sen... Anne babam dondurma mıydı ya? Kızım, yine mi yiyorsun sen? Atıştırıyorum baba. Bu aralar Agop'un kör kazı gibi ha, bile yiyorsun. O değil, tatlı matlı, sağlığın bozulacak. Biraz dikkat etmem gerek, doğru. Tabii canım, pehlivan gibi oldun. Alsan beni yere vurursun. Abartma baba, o kadar da değil. Hem ben bir ay dişimi sıksam var ya, dipçik gibi olurum. Sen 6 ay yemesen anca ceptekileri yakar, eski haline dönersin. Şu dediklerini başka bir kız duysa intihar eder, biliyorsun değil mi baba? Yok yok, sen böyle şeylerden etkilenmezsin. Sağ ol baba, sayende kendimi artık kütük gibi hissetmeye başladım. Yemek falan da yemeyeceğim artık. İhsan etme babaya, ihsan etme. Biraz da ben yiyeyim. Bir çatal da ben alayım bari. Canım, bu terazi bozulmuş. Ya niye bozulsun terazi? Pilleri bitmiştir. Ya yeni aldım pillerini. Ekranında görüntü mü yok? Ekranında görüntü var da benim kilomu çok fazla gösteriyor. Öykü, sen kilonu biliyor musun kızım? Hayır baba. Şimdi Öykü ile benim kilomun ne alakası var? Çok alakası var. Öykü, kalk bakayım sen. Şimdi Öykü'yü elinde tartarak kilosunu çıkaracağım. Terazinin de sağlam olduğunu sen de göreceksin. Bu
kız tam 61.4 kilo. Eğer senin dediğin gibi çıksın, ne dilersen dile benden. Bak bu dediğini unutma. Hadi geç kızım bakayım. Nasıl olur ya, nasıl bilebildin? Canım, o da meslek sırrı. Sen şimdi bana güzel bir çay demle. Ha? Anne, bağda kazak almamız lazım. Kış geliyor. Tamam anneciğim, dur hemen hallediyorum. Anne ben kazak istiyorum, sen ip bakıyorsun. Ne alaka? Oğlum, senin istediğin kazak da iple yapılıyor. Neyle yapılıyor? Midye var, midye. Gel kardeşim, gel midye. Midye ne kadar abi? Kampanyalı kardeşim. Tane 5, 3 tane 10 lira. 3 tanesi 10 lira mı? Peki 6 tanesi kaç lira? Yeğenim, matematiğin de mi yok senin? 3 tanesi 10 lira, 6 tanesi 25 lira. Asıl abi, senin matematiğin yok mu? 3 tanesini 10 lira diyorsun, 6 tanesi 20 yapıyor. Kardeşim, midyedeki kampanya sadece bir alım için geçerli. Diğer üçlü alımlar aynı fiyat. 15. He? Bunu sen mi sipariş verdin Poyraz? Evet, ben verdim. Oğlum, niye annenin yaptığı yemeği yemiyorsun da dışarıdan yemek siparişi veriyorsun? Baba, canım tavuk döner çekti. Ben de sipariş verdim. Ne var bunda? Ha, paraları nereden buluyorsun, kim bilir? Ulan bu nasıl bir durum arkadaş ya? Bu sana fazla değil mi? Ben biliyorum baba artık. Bu bana anca yeter. Anca mı yeter? Ulan şu yediğin dürümde var ya, bir çekirdek aile doyar. Sen tek başına yiyorsun. Oğlum, kuru kuru yeme bari. Bir içecek doldur da onunla beraber ye. Boğazında kalacak ya. Nasıl bir açlık arkadaş ya. Ver, boğazında kaldı. Ne olacak? Ben diyorum sana. Onun bunun hakkını yiyorsun, ondan boğazında kalıyor. Baba, size dondurma aldım. Ne lüzumu vardı oğlum? Boşu boşuna masraf etmişsin ya. Sus da ye artık. O karadutlu mu ya? Bademli mi o ya? İnşallah hep böyle birbirinizin ağzına verirsiniz. Amin amin inşallah. Aha babam. Ulan senin benim arabamda ne işin var? Ne işin mi var? Araba sürüyorum baba. Oğlum, sana kim araba sür dedi? Baba, artık ben büyüdüm. Arabayı ben kullanacağım. Sen hastaneye gideceğin zaman seni kim götürecek? Ulan dışarıda o kadar taksi var. Sen niye sürüyormuşsun benim arabamı? Daha yaşın kaç, başın kaç? Taksi mi? Taksi. Sen in şu arabadan bir bakayım. Tamam abi. Ulan bu nasıl kaçtı kaçtı göz arasında? Poyraz. Buyur baba. Ya şu dumanla oynamayı bırak da sen sınavı verdin mi onu söyle. Kime verecektim ki baba? Isır duman, ısır. Buna ısırmak müstahak. Aç mısın oğlum? Yok baba, sağ ol. Ben yerim dışarıda. Benim paraları yemiş yine. Ne yedin oğlum? 1,5 İskender'le ayran baba. Boşan da semerini ye oğlum. Bak, makarna da var. Isıtalım onu da ye. İstemem ama sağ ol. Çok dokun. Olur mu oğlum? 1-2 kaşık olsa da ye. Annen o kadar yapmış. Al oğlum, al. Bol bol ye. Bol bol ye. Baba, niye bu kadar ısrar ediyorsun ya? Ne yapayım babacığım? 2 gündür tencerede bekliyor. Annem bunu bugün çöpe dökecek. Döküleceğine sen ye. Hı. Baba, bu pamuk alalım mı? Yok babacığım, dandik olur onlar burada. Ya niye dandik olsun ki? Baba, bunu alabilir miyim? Ver bakayım. Kızım, bu Allah'ını seversen sana olur mu? Niye olmasın baba, herkes giyiyor, moda. Kızım, modaya uyarsan açıkta kalırsın. Hı? Poyraz oğlum, bak buraya. Efendim anne. Gel oğlum. Ne anne? Oğlum gelsene. Ya ne diyorsun anne? Buyur anne. Oğlum neredesin sen? Yarım saattir ben seni çağırıyorum. Belki ben öldüm. Ha? Baba, cüzdanımı kaybettim. İçinde param da vardı. Kimliğin, öğrenci kartın filan? Tabii ki onlar da baba. Yuh be oğlum. Nasıl becerdin? Bak şimdi onları çıkarmak bir sürü masraf. Ne yapacağız baba? O kadar param da vardı. oğlum, ağzı açık olanın parasını gözü açık yermiş. Hı? Baba, bu peluş köpeği alalım mı? Oğlum, evde kedi var. Korkar ondan. Baba, bu oyuncak. Neden korksun ki? Oğlum, hayvan ne bilsin oyuncak mı oyuncak? Köpek görür, korkar. Hı, çok tatlı baba. Tatlı matlı. Fiyatı ne kadarmış oğlum? 454 lira baba. Oğlum, dumanı kalbine mi indireceğim? Bırak onu. Dumanı kalbine değil de senin kalbine inecek baba.
Ha baba sen misin? Yok oğlum ben senin amcan. Ne diyorsun Poyraz söyle. Baba ben bugün birazcık gecikeceğim ya. Nasıl gecikiyorsun? Lan sen ne halt yiyorsun? Baba bir halt yediğim yok ya. Arkadaşlarla gezeceğiz. Oğlum ne gezmesi? Çık gel eve bak beni deli etme sen ha. Tamam baba. Akşamın ilk olmadan gelirim. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Anne bunlar ne? Ne olacak öykü tuvalet kağıdı. Ya biz bu kadar peçeteyi ne yapacağız? Tuvalet mi işletiyoruz? Tuvalet işletmiyoruz ama anneciğim metabolizmanız da hiç durmuyor. Yaprak neredesin sen? Geldim işte buradayım. O arkanda ne var senin? Tadadadam yastık aldım aşkım kendime. Çok mu acelesi vardı o yastığın? Kaç para verdin ona? Çok değil aşkım. 600 liracık. Ne? 600 lira mı? Lan biz yiyecek ekmek bulamıyoruz. Şimdi yastığı mı yiyeceğiz? Ömrümü yediğini sayarsın. He? Baba hadi yaz seni bekliyorum. Tıraş etmeyecek misin? Edeceğiz oğlum ne oldu? Takmışsın onu da sırtına pelerin. Bunu takmayınca her yerim kaşınıyor baba. Bak bu tıraş yapacaksın. Lan nereden buluyorsun şu saç şekillerini ya? Doğru düzgün bir şey yapayım sana. Yok baba sen sadece bunu yap yeter. Emredersin komutanım. Yürü bakalım banyoya. İngiltere için konsantrasyon şart. Dön arkanı. Baba canımı acıtıyorsun ya. Sus lan bedava tıraş ne olacak? Hadi bismillah. Baba kurbanlık koyun mu kesiyorsun bismillah diyor. Oğlum bir nevi öyle gel bakalım. Bu ne? Ne olacak? Tıraşını yaptık. Şimdi size sunum yapacağız. Bakın bakalım nasıl olmuş. Aç aç. Aç da görelim bir sunumunu. Dön bakalım. Dön bakalım. Sizce nasıl olmuş? Baba bu ayakkabı nasıl? Oğlum güzel güzel de internetten ayakkabı alınmaz ki. Adama hıyar yolluyorlar. Yok baba abartma ya. Ne ayarı? Sen bilirsin oğlum. Ver siparişi de gör. Anladın sen onu. Vallahi vereceğim baba. Kusura bakma bu fiyat kaçırılmaz. Göreceğiz bakalım ayakkabı mı hıyar mı? Göreceğiz baba. Poyraz'ın ayakkabıları gelmiş gördün mü? Gelmiş he. Vay be hiç ummuyordum. Bir bakayım güzel mi bari? Bak bak sen. Oğlum ayakkabıların gelmiş. Geldi baba geldi de. Oğlum geldi de niye üzgünsün o zaman? Görmüyor musun baba? He? Baba baba araba yok. Nasıl yok? Nerede lan araba? Ben nereden bileyim baba? Aşağıda araba maraba yok. Ya sen arabayı servise bıraktın ya. Doğru ya ya. Lan sen niye korkutuyorsun beni? Ödümüz bokumuza karıştı ya. Yok baba ben arabayı görmeyince sen evde yoksun sandım. Sanmışmış. Acaba ben yokken evde ne halt yiyecektin? Bir halt değildi baba. Annem ayakkabılarımı kesecek. Niye kesiyorsun yaprak ayakkabıları? Ya görmüyor musun? Ayakkabıyla evin içinde geziyor. Lan sen halıya mı basıyorsun? Başka nereye basacağım baba? Halıya basma lan. Tamam da baba amuda mı kalkayım? Kalk lan. Gerekirse ellerin üzerine git buradan. Giderim. Hem de arkama bakmadan. Vay be. Korkunun gözünü seveyim. Adam ellerin üzerinde yürüyor. He? Kocacığıma dedim tuvalet kağıdı yok. Gitmiş 30 paket tuvalet kağıdı almış. Ben ne yapacağım şimdi bunları? Haydar biz ne yapacağız bu kadar tuvalet kağıdını? Ya tuvalet kağıdıyla ne yapalım? Hem sayende onca hava yaptım. Ne havası ya? Sanki çikolata almış gül almış da. Tuvalet kağıdı nedir? Tuvalet kağıdı nedir mi? Ulan şu an piyasada en çok para eden şey bu. Ben de buraya bastım parayı. Parayı nereden buldun sen? Senin o zor günler için sakladığın altınlar var ya. İşte onları bozdurdum. Benim altınlarımı bozdurdun da. Şimdi görmüşsün. Oo afiyet olsun baba. Sağ ol lan işe yaramaz. Hayırdır? Baba bir tane çekebilir miyim ya? Canım çekti de. Ver ver bir yeri şişer. Şişmesin aman aman. Güzel görünüyor. O nasıl yemek lan? Baba bu tek lokma ile yer ya. Yoksa tadı çıkmıyor. Hayırdır amirim bir şey mi oldu ya? Yok yok. Yanus geçtiler. Gerideki benzinle uğradınız mı siz hiç? Evet, benzin filan aldım. Benzinlikte bir şey unutmuşsun. Unutmuş muyum? Yo, cüzdanım, telefonum, her şeyim tamam.
İyi bak, iyi bak. Eşin nerede senin? Ana, ben de araba niye sessiz diyorum. Ha? Oğlum karar verdin mi? Hangi filmi seyredeceğiz? Karar veremedim ki baba ya. Şu ibiye mi gideceksin yoksa? Ne ibisi baba, ben bebek miyim? Ne alakası var oğlum? Animasyon filmi, yetişkinler de izliyor. Baba bu da her yerin arabası olsun olacak. Baksana, hep kız karakteri. İyi, Atatürk filmini seyret o zaman. Baba ne Atatürk ya? Biz onu derslerde görüyoruz. Bir sürü videosu var. Oğlum, Atatürk'ün bize bıraktığı bu ülkeyi nasıl kazandığını anlatan bir film bu. İzlemen lazım. Tamam baba, senin dediğin gibi olsun. İsteği olmayınca hemen trip atıyor. Gel lan Poyraz bakayım sen buraya. Baba arkadaşıma tıraş oldum, nasıl yapmış? Önlerini de bir dön bakayım nasıl olmuş. Tamam baba. Oğlum arkadaşın seni malamat etmiş. Sen deli misin? Nasıl baba ya? Çok mu kötü? Ben gidip bir aynaya bakayım. Keşke gelmeden önce baksaydın oğlum. Aman herkese rezil oldum. Baba ne olur beni düzelt. Bu saatten sonra ben seni nasıl düzelteyim oğlum? Ya Haydar, senin bu oğlun beni batırdı. Yetmiyormuş gibi hala daha da dolduruyor. Anne ben yemeden nasıl büyüyeceğim acaba? Oğlum abur cuburla mı büyüyeceksin sen? Bugüne kadar anne sütüyle büyüyemedik, bari çikolatayla büyüyelim. Neyle büyüdün bu zamana kadar oğlum? Peynir ekmekle. Ya biraz sessiz ol. Oğlum sen de hakkını ver. Annenin yaptığı yemekler olmasa ne iyi pişecektin? Bunlar nankör canım nankör. He anacığım he. Canım kendini üzme. Onun aldıklarını geri koy sen de arkadan. He. Ha, doğru söylüyorsun, iyi pişirmiş. Hmm. Baba, bu bilgisayarın ağzı bozulmuş. Kim bilir nasıl sitelere giriyorsun da pis pis laflar duyuyorsun bilgisayardan. Öyle değil baba, ses gelmiyor. Ulan madem niye adam akıllı söylemiyorsun bilgisayarın hoparlörü bozulmuş diye? Baba, bizim sesimiz nereden çıkıyor? Bizimki ağzımızdan çıkıyor da bilgisayarınki nereden çıkıyor? İşte onun ağzında hoparlör baba, çalışmıyor. He? Baba, ayakkabım yırtıldı. Nasıl yırtıldı? Okula gelip giderken yırtıldı baba. Hadi lan. Okula gelip giderken ayakkabı mı yırtılır? Yırtılır tabii baba. Top sahası, park, ne ararsan var okul yolunda. Okul yolu mu, eğlence kampüsü mü? Ama sen bu ayakkabılarla kesin top da oynuyorsundur. Yok baba, ne topu? Ver lan sen şu ayakkabıyı bana. Sen demek ki bu ayakkabıyla hep pis burun çalışmışsın. Teessüf ederim baba. Ben plaseciyim. Pis burun da neymiş? Ben sana göstereyim oğlum ne pis burun. Baba yapma. Gel gel tamam, gel. Gel. Evet arkadaşlar, Öykü bugün bize ne yapıyorsun bakayım? Airfryer'de cupcake. Cupcake, evet cupcake'in kaplarını sipariş verdi Öykü bana. Ben de aldım geldim. O arada o da kekin malzemesini hazırladı. Şu an dolduruyoruz. Airfryer'imizle pişireceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bizi takipte kalın. Evet, kalıba yerleştirdiğimiz paketleri Airfryer'in içine attık. Şimdi bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Öykü Airfryer'in başında bekliyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? İnşallah rezil olmaz. Evet. 3, 2, 1, 0. Hazır mıyız? Dur bakalım, hemen çıkartma istersen. Hemen çıkartma istersen. Aman tanrım. Süper, rezil olmadım. Öykü şaka mısın sen? Airfryer şaka mı? Şaka şaka. Bu Airfryer şaka. Nereye gidiyorsun oğlum? Evi terk ediyorum anne. Gitmeden önce sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu anne? Giderken çöpü de at lan. Üf anne ya. Gel bakalım oğlum gel. Nerelerdesin lan sen? Baba ben... Koş tutma beni, bak buraya gel. Baba sen? Evet ben. Niye kaçıyorsun lan, beni yoruyorsun sen, peşinden koşturuyorsun? Baba ne bileyim, seni görünce panik oldum, kaçmaya başladım. Koşmaya başlamış. Ulan bak bu yaşta beni ne kadar yordun sen. Niye lan evde ders çalışmıyorsun da sokaklara düşmüşsün geziyorsun, yeni aldığım ayakkabılarla top elinde? Baba ne ayakkabılarla top oynamadım ya? Sus, ben bilmem oynayıp oynamadığını senin. Sen zaten beni suçla baba, oğluna hiç güvenme. Sus, duygu sömürüsü yapma bana. Alındı mı oğlum senin defterlerin? Yok baba, eksiklerim var, alınması gerek. Alınması gerek de ne boş boş ortalıkta geziyorsun, top oynuyorsun. Hadi kalk git bana, bu defterlerini sıra senin. Hadi gidelim o zaman. Topumu da kaybettim. Git al oğlum topunu, niye ortalıkta kaybolsun? Yazık filan. Bir top da kaç para? Ne yapıyorsun oğlum sen böyle yorganın altında?
Hastayım baba, üşüyorum. Hastasın, üşüyorsun ama orada mermi sıkmaktan da geri kalmıyorsun. Baba, bunun sayesinde ağrılarımı hissetmiyorum. Niye oğlum? Oyun içinde antibiyotik mi var sana ağrı kesici veriyor? Yok baba, buraya odaklanınca ağrılarımdan uzaklaşıyorum. Şimdi anladım derslerin niye bu kadar kötü. Sen bu oyuna odaklandıkça bütün her şey senden uzaklaşıyor. Baba, kız arkadaşımı eve çağırabilir miyim? Kimmiş oğlum o kız? Baba, sınıf arkadaşım ya. Allah Allah. Adı neymiş bu kızın? Cemre, adını ne yapacaksın baba? Oğlum, babasını arayayım. Soracağım. Senin kızın başka olanların evinde ders çalışıyor. İzin aldı mı diye. Baba ya, kızın babası ya beni döverse? Oğlum, ekşi mi yedin ki karnın ağrısın? He? Efendim kanka, bana mı geliyorsun? Yok kız yok. 10 dakikaya mı? 5 dakikaya. Tamam kanka, tamam. Alo? Ne yaptı kanka, geldin mi? Misafirim mi var, gelemiyorum. Ne oldu kardeşim? Ben de para çekeceğim abi, biraz acele edersen. Ne kadar çekeceksin sen? 200 lira. Al kardeşim 200 lira, beni uğraştırma. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Vay lan, parayı aldı ya çocuk. Anne, yemekte ne var? Karnabahar var anneciğim. Of ya, yine istemediğim yemeği yapmışsın. Of, aç olan her şeyi yer. Seninle uğraşamam. Git o dışarıdaki pis yemekleri ye. Alışmışsın sen. Dışarıda yemek yemek bedava mı anne? Sen de git o zaman, öpücük ver anneciğim. He? Baba, yılbaşı şapkası aldım, nasıl? Oğlum biz Kasım'dayız, ne yılbaşısı? Baba, önümüzdeki ay yılbaşı işte. Ulan önümüzdeki ayda 31 gün var. Baba, 31 gün dediğin nedir ya? Göz açıp kafayı yiyinceye kadar biter. Seninle uğraşılmaz oğlum. Ne kadar o şapka? 60 lira baba. 60 lira mı? Ulan evde ben sana daha güzelim yaparım o paraya. Peki, buradaki düdüğü nasıl yapacaksın? Sen de onu elinle çalıver. He? Ablam bir bakacak mı be? Yok bozun falan ya. Ne bozuğu abla? Sen dilenci değil misin? Defol git be şuradan. Bu ne ön yargıdır ya? Ben başka bir şey söyleyecektim. Ne diyecektin Allah'ını seversen? Lastiğim patlattı. Onu söyleyecektim. Aa, abi yardım eder misin? Benim insanları aşağılayanlarla işim olmaz. Hadi bak işine.